Merhaba arkadaşlar. İkinci dereceden denklemler sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz x kare eksi 8x eksi 5 eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin kökleri x kare eksi 2ax eksi b artı 3 eşittir 0. İkinci dereceden denkleminin köklerinden 3'er eksik olduğuna göre a eksi b farkı kaçtır? Şimdi x kare eksi 2ax eksi b artı 3 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun. X1 ve x2 olsun. Diğerinin kökleri de x kare eksi 8x eksi 5 eşittir 0 denkleminin kökleri de madem bunun köklerinden 3'er eksikmiş. 3'er eksikmiş. X1 eksi 3 ve x2 eksi 3 olur kökler. Şöyle yazalım kökler. Şimdi arkadaşlar bakın buradan x1 artı x2'yi bulalım önce. Ne yapar? Eksi b bölü a'dan 2a bulunur. Buradan da kökler toplamını bulalım. x1 eksi 3 artı x2 eksi 3 eşittir. Burada da eksi b bölü a'dan 8 bulunur. Bakın şimdi buradan x1 artı x2 eksi 6 eşittir 8 olur. Yani x1 artı x2 eşittir 6'yı karşıya gönderecek olursam 14 olur. Bulduğum 14'ü getirip şurada yerine yazacak olursam 14 eşittir 2a'dan a 7 bulunur. Şimdi bir de kökler çarpımına gidelim. Kökler çarpımından faydalanalım. Bakın bu denklemde kökler çarpımı c bölü a'dan eksi b artı 3 bulunur. Diğer denklemde kökler çarpımı yani x1 eksi 3 çarpı x2 eksi 3 eşittir c bölü a'dan eksi 5 bulunur. Şimdi bu ifadeyi açacak olursam x1 çarpı x2 bakın şuradan eksi 3 x1 şuradan eksi 3 x2 çarptığım zaman artı 9 eşittir eksi 5 olur. Şimdi bakın x1 çarpı x2 eksi 3 parantezini alırsam x1 artı x2 eşittir. Bunu da karşıya atarsam eksi 14 olur. Şimdi arkadaşlar x1 artı x2'yi biliyoruz bakın. Şuradan yerine yazacak olursam x1 çarpı x2 eksi 3 çarpanında 14 eşittir. Eksi 14 olur. x1 çarpı x2 de bakın şuradan eksi 3 4 12 3 bir 3 4 42 eşittir eksi 14 olur. Daha sonra bunu karşıya gönderecek olursak x1 çarpı x2 eşittir 42 karşıya gönderirsem artı olarak gidecek eksi 14 x1 çarpı x2 buradan 12'den 4 çıktı 8 kaldı 3'ten 1 çıktı 2 kaldı 28 bulunacak. Şimdi bulduğumuz bu değeri getirip şurada yerine yazacak olursak yani 28'i şurada yazacak olursak eksi b artı 3 b'yi bu tarafa atalım veya 3'ü bu tarafa atalım 25 kalır eksi b yani b de buradan eksi 25 bulunur. Şimdi sorumuza baktığımız zaman a eksi b farkı soruluyordu. Onu da şuradan hesaplayalım. A eksi b eşittir 7 eksi eksi 25 7 artı 25 32 bulunacaktır. O halde doğru seçeneğimiz E seçeneği olur.